Deprem felaketi sonrası başka illere göç eden depremzedeler fahiş kiralarla karşı karşıya kalmışlar. Rekabet kurumu düğmeye bastı. Ankara'daki emlakçılar mercek altına alındı. Antalya'mızda maalesef ev kalmadı. Kiralık ev yok artık. Maalesef Yozgat'ın merkezindeki kiralık daire sayısı da belli olduğu için şu an çok zorlanıyoruz. Antalya'dan Yozgat'a, Sivas'tan Kastamonu'ya. Bir nevi şu anda iç göç yaşıyor Kastamonu. Kiralık yer çok az. Sivas'ta kiralık dairenin karşılığı yok şu anda. Deprem felaketi sonrası yaşanan iç göç fırsatçıları da harekete geçirmişti. Rekabet kurumu emlakçıların ve komisyoncuların birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerini araştırmaya başladı. Menfaat menfaat, başka bir şey demiyorum. Depremzedelerin gittiği şehirlerdeki kira fiyatlarında rekor artış yaşanıyor. Bu şehir illerin başında da Ankara geliyor. Emlak piyasasındaki bu dalgalanma yakın takibi alındı. Nerede nasıl kazanırız diye bir açgözlülük var. Ne oldu yani? Niye bu kadar yükseltiyorsunuz? Fırsatçılık da var tabii ki. Hayat da pahalı. Öncelikle Ankara'da faaliyet gösteren emlakçılar mercek altına alındı. Rekabet kurumu uzmanları emlakçıları ziyaret ediyor. Son dönemdeki kira anlaşmaları ele alınıyor. O sitelere yoldan geçen ilan koyamaması lazım. Depremzedelerin göç ettiği şehirlerdeki kira artışı ile ilgili çarpıcı iddialar ortada. Bu nedenle bir kartelleşme olup olmadığı inceleniyor. Olabilir. Her şey olabilir. Senin evin değeri 5 lirasa ben 7 lira veririm diyor. Ben sana 2 liradan 2 lira daha veririm diyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamı genişletilecek. Diğer illerdeki kira artışları da önümüzdeki günlerde takibe alınacak. Devletimiz buna el atması lazım.